Kemal'in katili halde. Ne yapıyorsun Güllü? Neye aldın o tabancayı? Hakkınızı helal edin. Ona. Yok etmem. Bu kapıdan çıkarsan sana hakkımı helal etmem. Delendin mi Güllü? Hapislerde mi çürümek istiyorsun? Kendini acımıyorsan bebeğine acı. Ama çekil. Çekil onu. Kızım dur. Ne olursun yapma Güllü. Ne oldu Güllü? Gitti. O kadını vurmaya gitti. Hangi kadını? Halide denen o şeytanı. Kemal onun yüzünden ölmüş. Çitliği o yaktırmış. Öyle dedi. Güllü'nün gözü kararmış Cemşir. O kadını vuracak, öldürecek. Katil olacak kızım. Halide. Çiftliğe ayak bastığım ilk günü hatırlıyor musun Halide? O vakitler bir söz vermiştim kendime. Bir daha kimse üzemeyecek beni demiştim. Hanım olacağım demiştim. Çok güçlü olacağım demiştim. Herkes bana imrenecek demiştim. Ama en mühimi de bir daha kimse sevdiğimi elimden alamayacak demiştim. Serap ne yapıyorsun? Bırak o silahı. Ben kendime verdiğim sözleri tuttum Halide. Ama bedeli çok ağır oldu. Söyle Halide. Kim kazandı? He? Kim haklıydı? Kemal öldü. Çiftlik yandı. Bu oyunu kazanan biri var mı Halide? He? Kendinle gurur duyuyor musun? Serap yapma. Oğlumu alamadın benden. Ama Kemal'i aldın. Bunun bedelini çok ağır ödeyeceksin. Yaptığın her şeyin bedelini çok ağır ödeyeceksin. Bu defa kurtulamayacaksın. Bırak gideyim Serap. Sen bundan sonra ancak cehenneme gidersin. Yapma Serap. Bir de bir şey daha söylemiştim. Düşmanım. Ne kadar merhamet dilerse dilesin benden. Onu asla affetmeyeceğim demiştim. Asla. Thank you.
Bana ömrüm boyunca babalık yapmayan babam, o gece bir babanın evladına yapabileceği en büyük iyiliklerden birini yapmıştı. Beni ölene dek peşimi bırakmayacak bir yükten, katil olmaktan kurtarmıştı. O anda farkında değildim belki ama şimdi biliyorum. Babam aslında benim hayatımı kurtarmıştı. Sadece benim değil, torununun da. Oğlum Muzaffer Ali onun sayesinde anasından ayrılmadı. Babam olmasaydı, yetişmeseydi ben Kemal'e verdiğim sözü tutamayacaktım. Öfkeme yenilecektim. İyi bir anne olamayacaktım. Babam müebbede mahkum oldu. Ama onun müebbeti ancak 2 hafta sürdü. Ne kadar hasta olduğunu öldüğünde öğrendik. Abla. Mapushanedeki arkadaşları dedi ki oğluna kavuştuğu için mutlu ölmüş. İnşallah Esra'dan öyledir. Mutlu ölmüştür. Cenazesine Asuman da geldi. Anamla babamın mezarı başında saatlerce kaldılar. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.